Field Team diye bir şey var bu oyunda. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben hayal meyal şey hatırlıyorum. Her yere Field Team'ler kuruyoruz, mahallelere. Demin bir açıklama da yaptı tutorial ama orayı atladım ben. İyi yapmış. Bugün abi şu göreve gidebiliyoruz bir kere. Stop Smash and Grab'i durdurmaya gidebiliyoruz. Bir de iki tane situation var. Situation'lar görev değil. O günü yine harcıyor ama APC şey göreve çıkmıyoruz. Bir izah atıyor, bir şey yapıyor veya direkt ama önce Field Team kur diyor. Field Team'ler abi para kazanıyor, intel topluyor, unrest kapatıyor filan. Böyle şeyler yapıyor. Uydu atmak gibi aslında. Yok, daha çok yani bilmiyorum ben. XCOM 2'deki kuleler gibi değil mi? Ben mi yanlış? Kuleler gibi de olabilir. Yani şey, laf olarak öyle, fonksiyon olarak da satellite gibi. Hem paniği azaltıyor, hem biraz gelir arttırıyor. Galiba hangisini ne yapacağını biz seçiyoruz. Şimdi bir field team kur diyor tutorial bize. Bak Riverside artacak demiş şu anda. Galiba onu söylüyor. Arttı diye yanıp sönüyor galiba. Old Town ise artacak diye bak bir tane yanıp sönüyor burada. Arttı diyor. Çevresi yanıyor. Görebiliyorsun değil mi orayı? Barış. Ha Barış mute olmuş ya. Pardon. Görüyorum, Abi görüyorum. çevresinin yanması sanıyorum bu el arttı demek. Şu şeyin yanıp sönmesi de bu el bir daha artacak diyor galiba. Abi yani aşağıdaki de çevresi yanıyor ama farkları şey hani sarı ve ilerleyen ok Evet, var evet. O bir alttakinde. el artacak diyor galiba. Bizde de bu ise bu el arttı diyor. Bunlar bu el artmadılar. Geçen el artmadılar, bu el de artmayacaklar. Old Town'da biz bu görevi yaparsak eksi 2 unrest diyor bir kere. O iyi. Bunu engelleyecek miyiz mesela bu görevi yaparak bilmiyorum. Yani bu 4'e çıkacak, biz 2'ye mi düşüreceğiz acaba? Yani sorum şu aslında. Field Team'i nereye kuralım sence? Ve tabii Anladım. chat'e de soruyorum bunu tabii. Şu anda Old Town'a kuralım. 4'e çıkacak. 2'ye düşürsek bile. Hep Old Evet Town'a abi. gittik. Old Town'a kuralım abi. Bir field team kurabilir Yani miyiz? Ha. zaten şu an aksiyon olan O okları yanıp dönen evet. Old Yanar, Town, yanar döner olan yer burası. Downtown. 3 çeşittir diyor. Security, finance, teknoloji getirir. Chrysalid sesi duyuyorum kulağımda. Artık hani boku çıktı. Üste Chrysalid de aldık yani. Which is focused on a... Yapma bunu. Abi Yapma yapma. bunu. Yapma Rıza. Upgrade edilebilirler field team'ler. Ya da type'ları da değiştirilebilir diyor. Güzel. Intel harcarlar yaparken fiyatları artar. Aynı türden yaparsan fiyatlar artar diyor. More with the enterprise increasing as more of the same field team type are built. It is more tamam, aynı türden yaptıkça fiyatlar artar. Diversify etsen daha iyidir diyor. Reward olarak Free Team, Guild Team gelebilir diyor. Finance, Security, Teknoloji demiş abi. 20 kredi, 15 Intel, 10 Ellerium. Çok Sonra iyi. artı 5 Ellerium mesela. Ve burada göreve gidince 20 Ellerium'da. Ha. Burada göreve gidince diye bir durum oluyor. Burası biraz acayip. Okay. Yani aslında oyunu biliyorsan şeyler random çıkıyor olabilir tabii. Görevler random çıkıyor ama plot mission'ların nerede çıkacağını biliyorsan bu abuse edilebilir aslında. Ama bir tane free bu arada. İlkini free alıyormuşuz. Normalde 50 Intel. Kaç Intel var? 200. Ama bu free. Abi Old Town'a bir şey Intel ile başla diyorlar. Yani security ile başla diyorlar. Çünkü unrest'i de bu engelliyor. Every Okay. Friday. Allah Allah. Peki, madem bu kadar unrest var, bir security team kurun abi. Bedava kurdum. Her cuma 15 Intel gelecek. 80 para verirsem şu anda Hayırlı cumalar. hayırlı cumalar diye 20 Intel ve burada göreve gidersek 30 Intel daha. Şu anda bunu upgrade desem, bu göreve gittiğimde 30 Intel verecekse bize bunun yarısını bedavaya getirmiş oluruz. Upgrade deniyorum.
Tamam abi. Field Improved Field Teams Assembly Project ile upgrade yapılabilir. İkinci level diyor. Peki yapamadık bunu. Okay. Tamam. Peki. Peki. You can now build field teams instead of six field teams to help control. You have been awarded one field team. Tamam. Bu arada şurada bak field team abilities var. District'teki unrest'i direkt indiriyor. Öyle mi? Vigilance'a bastın mı? Ha yok. Vigilance deyip buraya basarsam bir azaltırım. Rank arttıkça daha da azaltırım. Yani ranki kadar azaltır takım oradaki unrest'i diyor. 4 gün cooldown'u var. Peki bunlar ne abi? Bunlar çok field team'im varsa veya level'lı her district'te field team isterim. Üçüncü renkte field team isterim. Dağınık. Şimdi şöyle anladım. Bu bir field team'i abanırsan bu etrafa field team'ler dağıtırsan. Yani quarantine ve Major Crimes Task Force birlikte daha sinerjikler. Çünkü her yere dağıtmak ve dört tane yapmak bunlar daha beraber olacak şeyler. Bu ise daha dikine. Bunlar yatay çalışıyor. Yanlış mı anlıyorum? Yani evet, öyle olması Dört lazım. tane isterim. Bu her yerde isterim. Bunlar yatay gidersen daha efektif. Bu dikine gidersen daha efektif çalışıyor. Biz yatay gidelim. Yatay Olur. gidelim. Freeze etmeye yarıyor. Paniği freeze etmeye yarıyor. Bu da bütün şehirdeki anarşiyi. Ama her yere field team. Yatay gidelim. Madem politically correctiz. Her yer, her yerde eşitlik olsun, her yer woke olsun diyelim. Yatay gideceğiz diye düşünelim. Şu anda buraya bir müdahale etmiyorum. Vigilance basmıyorum. Çünkü 4 cooldown var. Yani bu takımın mı 4 cooldown'ı var yoksa Vigilance kullanma hakkımızın mı 4 cooldown'ı var? Galiba Vigilance'ın 4 cooldown'ı var. Her yerin ayrı ayrı cooldown'ı yok sanıyorum. Herhalde. O zaman kriz durumu için Vigilance'ı saklıyorum. Yatay gideceğiz diye genel bir karar verdik diyorum. Vigilance şöyle olur. Vigilance'ı kullanma diyor şu anda bana. Galiba kullan dedi ya. Yok gidebiliyorum başka bir yere. Aksiyon hani para peşindeydi ya. Intel peşindeymiş bu. İyi. Tamam güzel. Yatay artı bir. Ha yataya go diyor. Fıstıklı baklava. Hoş geldin abi. Görmemiştim geldiğini. Pack up complete. Haberlere bakıyorum. Agent idle. Bakacağım Agent idle'a. Şimdi abi asıl geldik şeye galiba. 8 health, 12 mobility. 10 mobility, 10 mobility, 10 mobility. 12 mobility. Abi Godmother ve Muton 12 mobility'ler. Health açısından çok büyük fark yok. Muton'un artı biri var. Ama mobility Muton'da ve Godmother'da var. Onları bilmiş olalım. Başka da ability farkı çok fazla yok. Kimin yerine Muton'u alacağız ve geriye bıraktığımız adama bir iş verecek miyiz? Buraya bırakmaya gerek yok. Modüllerimiz kendi kendine bir güne gelecek. Training'e adam koyarsak training 3 gün sürüyor. Atıyorum Cherub'u koyarsa 2 gün sürüyor. Şu andaki level'da basic conditioning hit point artı 2 diyor. Fena değil. 2 günlüğüne bir adamı kapatırsak. Spec Ops 3 gün sürüyor. Bir şeyler toplamamızı sağlıyor. Bunların hepsi iyi ama 3 gün çok uzun bir süre şu anda birimiz yaralanırsak. Bilmiyorum bir yandan da. Yani 2 kişi koyamıyorum zaten. Bir Spec Ops'a bir training'e adam koyamıyorum. Bu yüzden 3 gün tehlikesine de girmeyelim. Training'e bir adam bırakalım. Muton onun yerini alalım. 2 gün Mutonlu oynayalım. Kimse yaralanmaz Tamam. inşallah diye düşünüyorum. Tabi bu arada difficult olduğu da bir gerçek görevin. Yaralanırsam Muton'un yani training'e koyduğumuz adamı training'den çıkartmak zorunda kalırız. Evet, okey, sakıncası ne? Sadece training boşa gider. Evet. Kimin yerini alalım abi? Godmother'la Muton birbirlerine benziyorlar. Muton ne ki? Muton galiba close combatçıydı, değil mi? Herhalde öyledir. Bomba momba Abi var. smash'i var. Böyle deliriyor. Kendi kendini gaza getiriyor. Psycup'la. Rage diye bir statı var. Rage'i yükseltiyor. Rage yükseldiği zaman çok damage vuruyor. Charge marge ediyor.
soruyan stun falan ediyor Rage yükselince ama Rage çok yükselirse delirme ihtimali var. Çok eğlenceli bir karakter kendisi. Abi insanlardan birinin yerini alalım. Yani bakınız işte pozitif ayrımcılık yaptık deyip. Evet, doğru söylüyorsun. Biz de pozitif ayırırız. Pozitif ayırdım adı verilen bölümü oynuyoruz demek ki abi. Godmother'ı alıp yerine şey yapalım değil mi? He, Lomuton tabii doğru. Ha evet, demek o. Abi tamam. Bir Lomuton bir de pozitif ayırım diye iki mişina zaten mutonumuzu götürürüz biz. Godmother'ı bırakalım. Çünkü Godmother'la muton benziyorlar. Halbuki Terminal'ın yaptığı şeyle alakası yok mutonun yaptığı şeyin. Evet. Mutonların üstüne mutonu charge ettirelim. Pozitif ayıralım kendisini. O zaman training'e Godmother'ı koyuyorum. Are you sure you wish to change their assignments? Peki 2 gün artı 2 hit point de assault'a çok iyi. Lomuton. Oh geldi buraya. Assembly bir günde gidiyor. Biz ne yaptık? Advanced Scope kazandık. Ele geçirdik. Evet. Advanced Scope'u kime vereceğiz o zaman? Yani ateş eden birine vereceğiz. Tabii ki en iyi ateş eden adamımız da. Şimdi bu zaten tabancayla atıyor. Bu herif. Çarup. Bu kız vuramasa bile bir damage vuruyor. Scope çok lazım değil. Virgin tüfeğine veriyorum abi Advanced Scope ben. Okay. Artı 10 tweet. Tüfek yani bu. Breach item, utility item. Bayıltıcıyı alabilirim şeyden bu arada. Godmother'dan. Verge ama psychic magic yaparken arkada kalıyor. Abi şöyle Verge Yani. arkada kalıyor diyor. O yüzden tüfeği sonradan kullanabilir diyor. Verge aslında her el bir büyü bir atış yapınca güzel. Aslında Doğru, güzeli o öyleydi. yani. Çünkü her büyü yaptığında artı 10 tweet de alıyor. İyi bir tüfekçi Verge aslında. Biraz öyle kullanmaya çalışırız. Çok kriz durumu yoksa, olayların kontrolünü kaybetmediysek aslında tüfeğiyle oynasın yani. Bayıltıcıyı alalım mı? Alalım, niye almayalım ki? Mesela Muton'a versem o bayılsa. Muton'un ne silahı var? Shotgun. Muton shotgun'la geliyor abi. Abi Abi tam bir sinirli damage insanı. tamam. Shotgun'ı da varsa zaten Godmother'la direkt bunlar birbirlerinin şeyi. Swap'i. Godmother area damage vuran ve alpha strike'lı biraz daha tactical bir assault. Bu da sinirli assault. Tamam. En azından ikisi gerçekten birbirinin yedeğiymiş. Başka bir şey yok abi zaten elimizde. Bir şey advanced scope'u verdim. Stok var. Verdim scope'u. Bir şey üretecek miyiz? Magazin. Autoloader. Medikit. Terminal varken Medikit hemen hemen Terminal'ın Gremlin'i bu Medikit'in yaptığı her şeyi yapıyor. Sadece Immune to Poison vermiyor. Muton Rambo'ymuş diyor. Muton'a verebilir. Mesela Muton'u Immune to Poison yapabiliriz mesela. Kim poison atıyor? Yılan. Şey mi? Yılan. Piton. Piton poison atıyor ha. Breaching charge'ımız zaten var. Bomba? Bombamız yok. Abi flashbang var şeyde çocukta. Kalkancı çocukta al bir medikit diyor fıstıklı baklava ama. Muton'a bir medikit alalım değil mi ya? Al abi tabii. Aldım. Muton'a medikiti zimmetliyorum. Öyle bir bölümü mü vardı şeyin? Muton'a zimmetli diye sihirli longur'un bir bölümü vardı değil Oo mi? evet. Doğru. Şuraya. Muton'a İnkar. zimmetli. Evet abi. Muton'a zimmetli diye bir bölüm vardı. Şimdi Muton'a neyi zimmetlemedik henüz? Neyi zimmetlemedik? Abi hala şu ikonları öğrenemedim ben. Medikit'i Muton'a zimmetli abi. Yok zimmetleyemedim. Ya da Tranquilizer Round'u başkasına vereceğim. Bir tane utility alabiliyor. Tamam Medikit Muton'a zimmetli. Trank Round'u verecek adamım. Da en yüksek damage bunda. Tüfek 4 vuruyor yani. Ve bu herif hit de ediyor. İyi abi. Bayıltabilir belki. Skopu verdin zaten yani. Evet Vurup işte bayıltan bir bitirdin. sektoidimiz oldu. Abi buna göre gidiyorum ben göreve. Bu situation'a falan gitmeyeceğim ya.
Burayı kaybe yani bekleyebiliriz. Bu gitmiyor bir yere bu arada. Ya Gidelim yani değil mi? Gidelim abi ya. gidelim. Biz bu göreve gidelim abi. Bence bu oyunu o kadar iyi oynamaya gerek yok. Biraz bam güm. Biraz bam güm değil mi? A eksi 2 unrest 35 kredi. Sen de APC. Ho. Allah. Mutonumuz da var. Vanguard'ımız bile var. Şimdi Muton'un medikiti var. Virgin bayıltıcısı var ve Advanced Scope'u var. Terminal'da stok var. Flashbang'de kalkancı çocukta. 3 tane encounter'a gireceğiz. Difficult bir oyun. Keypad'le doğru terminal açabiliyor. Pencereden Muton girer. Security doğru. Herhalde yine terminal açar. Kapıyı da herkes açar. Okey. Böyle gidiyorum. Hadi bakalım. Tamam abi. Çok deli kullanıyorlar ya. Biraz sert kullanıyorlar evet. Yani o arabayı öyle uçurmak market demiş fıstıklı baklava ama bu oyunu o kadar iyi oynamaya gerek yok diyerek Barış zaten durumu açıkladı. Smash and grab bizim mission type'ımız. Şey yapma şimdi. Oh. Konuşup durma diyor. Abi bu arada gerçekten Arka Sokaklar Şehri 31 bu kampanyanın adıymış gerçekten yani. Fıstıklı baklava. O kadar sürecek gibi hissedersek kampanyanın adını değiştiririz abi. Arka Sokaklar Şehri 31. Şimdi abi geldik. Yan pencereden girenlere bir kişi girebiliyor. Breach'te bir damage az yiyoruz. Meh. Bir round mobility ve entering through here marks your units until the end of the encounter. Bizi mark ediyor. Hoş değil. Units automatically activate Overwatch after the breach. Mesela hani bence buradan girelim abi. Niye buradan giriyorum abi? Ben deli miyim? Fleet footed. All units entering here. Orta 3 mobility. Tamam. Mobility. Ha, bu arada Muton'a bir round artı 3 mobility vermek Overwatch vermekten daha iyi olabilir ilk round. Yine de mark edilmeden olsun yani. Evet, her yer, herkes aynı yerden girme tabii. Main door'u unut. Yan pencereden Muton girsin. İlk round artı 3 mobility ile charge eder. Elinde de shotgun'ı var. Main door'dan giriyorum diğer herkesi. Yani Watch Tower main door'dan. Ha evet. Watch Tower'a çıkacağız. Tamam, bence mantıklı. Bu sıralar da değiştirilebiliyor böyle ama bu biraz advanced. Henüz ben anlamadım. Bu galiba iniş divi. Kimin nereden gireceğine karar verdikten sonra bizim iniş divimiz için bunu yapıyorsun galiba. Mesela Muton iniş divi de yüksek olsun ama buradan girsin demek için. Evet. Muton Mantıklı. iniş divi de yüksek olsun tabii. Niye alçak oluyor ki? Geliyor. Mobility de var. İniştirdi de önce. Rö 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 diye gidiyor işte. Şuradan kimse girdi mi sence diğer yan pencereden? Eksi bir damage yemek için. Ne diyerek var? Hepimiz Overwatch'a geçeceğiz yukarıda ya. Evet, yani abi şimdi bilemediğim için içerisi Ben nasıl hani de. oradan girmek Hadi kalkancı çocuğu da buradan gönderiyorum. yani okey. Sadece Breach'te diyor. Eksi bir damage diyor ya. Ya bu değmez ya. Gelip Overwatch yapmak daha değerli değil mi ya? Bence daha değerli Sen abi. onu yap abi, onu yap. Daha değerli Bir abi. üçünü oraya koy. Terminal. Mutlaka ya. Aha. Cherub. Verge. Şimdi Rifle'ı son oynamak iyi tabii ama Verge'ün de attığı büyü çalıştı çalışmadı diye göre oynamamız durumu da olabilir. Yani kaç turn stun ettiğini bilsek iyi olur aslında Virgin. Değil mi? Yani doğru ama kimin yerine, şeyin yerine mi, sadece 3 ile 4'ün mü yerini değiştireceksin? Yok, sırayı tamamen değiştireceğim. Şöyle yapacağım.
Cherub da buraya. Önce Verge oynasın. Delirtebildi mi, stun edebildi mi bilelim, ona göre oynayalım diye düşünüyorum. Okey, tamam. Peki. Hızlı bir muton girişi ve Overwatch'ta içeriye geliyoruz. Haydi bakalım. Leroy Jenkins gibi önden yaldıra yaldıra koşuyor ya. Hadi bakalım görelim. İşte burada. Follow me dedi muton. Bisectoid kafayı tekmeyle açıyor. Longus. Ne oluyor bedetler? Paladin. Flanking target. Normal bir shotgun var elimde galiba benim. Aşağıda bir yılan. 80'lik. Agresif. Agresif evet. Lejyoner 73. Bu kötü. Diğerleri alert. Surprise değiller. Agresif olan yılan ile şu lejyoner muton var. Ben bu yılanı %80 shotgun'ı çakayım herhalde ya. Vurursam ölüyor en Evet, azından. evet. Evet. Yılan. Agresyon yapma bana. Surprised. Onunla uğraşma abi. Şu diğer agresif mutona levitate mi atsam? Levitate öldüremezsen, şimdi agresif şey demek. Bunu öldüremezsek ateş edecek demek bize. Tamam. Levitate edersem diğer ikisi bunu öldüremeyecek. Üçümüz atsak da ölmeyeceğini düşündüğüm için levitate etmem mantıklısı. Şu anda öyle diyor muyuz? Üçümüz de atsak bile ölmez bu adam demiyoruz herhalde ya. Yok canım yani At iki abi at. kişiden iki kişi vurur. Biri vurdu. Bak yanlış kızın bir vurmasını şey yapamadık. Ha. Atıyorum agresife ben bu 64'ü. Evet. Tamam 5 vurdu. %100 Paladin'e 3-4 damage güzel. Bunu niye kullanamıyorum? Niye acaba kullanamıyorum? Balansı bilemedim. Abi bu alert lejyoneri 65'liğe bir tabanca atışına gerek yok. Burada bu da gerek yok. Hangisi tehlikeli? Abi alert olan daha Ama tehlikeli değil. %65 bu %100. Ama yani evet. %100. %33'te çelik derdi. Okey. Artı bir mobility 40 dodge dedi. Down dedi Lejyoner. Hepimiz Overwatch'a geçtik. Çok etkili değilmiş. Bu round oynamayacağız demek abi. Bu iyi bir şey değilmiş. Yani ben Breach'ten sonra Overwatch deyince Overwatch'a geçeceğiz. Şu oynayan butonu atacağız sanmıştım. E tabi yani. Yoksa bu anlamsızmış. Yani anlamsız Overwatch'a değil. ben şimdi de geçerim. Gerçekten değil mi? Overwatch'a zaten geçerim. No actions. Oğlum bu kötü lan. Aa, Abi hayda. nasıl bir oyun tasarımı lan bu? Ben Overwatch'a zaten geçerdim. Seçeneksiz bıraktı beni. Yani bunun hiçbir artısı yok ki. Eksiymiş o. Yok öyle değil diyor chat. Nasıl abi? Ha, doğru. Tamam, haklı. Muton oynayacak. Biz Overwatch'tayız. Yılanı Overwatch yapacağız. Sırası geldiğinde oynama hakkı verecek herhalde. Sırası gelene kadar Overwatch yapıyor. Sırası gelene kadar Overwatch'u çalışmazsa oynuyor. Yine bile tamam. Yani hani çok iyi değilmiş. Benim tahmin ettiğim kadar iyi değil ama oynamak yerine Overwatch yapıyor galiba. Biz tabii biraz yani bizim bildiğimiz Overwatch'u düşündük yani herkesin Belki de çizgisi Overwatch yapacak ve sırası gelince oynayacak hayvan gibi bozuk şekilde. Olabilir. olabilir. Muton diyor ki abi benim artı 3 movement'ım var. Bu round ben ne yaparsam yapacağım. Ve smash ile Axiom charges to a target and smashes down with both fists. Chance to disorient stun or render unconscious. Higher rage improves the chance to apply disabling effect. Şimdi kendimi rage'e sokmasam mı? Niye sokmuyorum ki şu anda ben? Yani Ben bir deliriyorum. bu arkadaşı niye getirdin ki? Oo, bu nasıl bir action abi? Açık hamle mi bu? Yani sarı olduğu için açık hamledir.
diye umuyorum. İnşallah. Bir rage geldi. Siz göremiyorsunuz benim. Sonra da buradan smash diye açık hamle değil, hareket hamlesi. Hayır, ama buradan gelip %50 ile %50 atılır mı? %100 ile 3 damage ya da %50 ile 3 lira 6 damage ve disorient filan şansı. Ne dersin? Ha, bu sivilmiş ya. Sivil muton ne demek acaba? O ne ya? İşte evet. Abi %50 ile bence hani çünkü 3 vurdun. 3 vurunca ölecek ama. Bu adam 3 vurunca ölüyor. Ha, ona 3, paladine 3 olur. Ben aşağıdaki mutunu düşünüyordum. Niye 50 ya? Hunker Down yüzünden mi 50? Onu bir öğrenelim. Olabilir, olabilir. Defense eksi 30. Hunker Down herhalde o. Herhalde, herhalde. Peki abi, şurada da cover'a da giriyor. Ben paladine gidip rage'ime 1 aldım. Bu rage galiba kalıcı. Ve uff. 2 vurdum. 3 değil bu arada. Çok güzel Overwatch. Şimdi bakalım Cherub oynuyor mu? Görmedik henüz. Cherub oynadı. Overwatch'u geçti sadece. Bak Verge geldi. Overwatch atamadı oraya ama oynuyor. Tamam. Bu bayağı güçlüymüş. Okay. Ya Overwatch seçenek. Ama Overwatch'u atsaydı oynayacak mıydı onu bilmiyoruz. Onu Cherub'da göreceğiz. Şimdi ben bir tane psychic atak yapıp şuna bayıltıp bir bayıl bakayım. Tamam, çok güzel. Şimdi artı 10 to hit aldım. Neural link kazanmadı diyor. 0 diyor burada. Sen göremiyorsun ama 0 yazıyor. Ama artı 10 to hit diye aşağı... Ama aşağıda artı 10 to hit neural network diye yazıyor. Diğer mutonu da görmüyorum diyor. Buraya ateş etmenin çok bir anlamı yok. Burayı stun ettik. Yukarı çıkabiliyor muyum? Çıkabiliyorum. Aslında bu herifi stand edip buraya çıkıyorum ben ya. Hangi lejyoner oynayacak? Bu lejyoner. Overwatch da bir seçenek tabi. Ama çok iyi değil yok Overwatch. Abi, yok. Overwatch iyi değil. Evet, şu preparation ne yapıyordu? Artı 30 defense, artı 50 dodge. İniş timimde yükselir. E tamam, bunu yapalım abi. 1'e çıkıyor inisiyatifim. Ne preparation yapıyorsun? Defense'imi yükseltiyorum. Saçma, saçma. Yukarı çıkıyorum. Çık abi, yukarı çık. Şuradan neural network, bir de ikilik stun aldım. Sen şimdi. Hadi kızım. Yok güzel. Bak Overwatch vururmuş. Demolition. Hayır. Cover'ını yıktı galiba Virgin. İkisini birden. Şimdi kız demin Overwatch yaptı ve oynuyor. Tamam abi, o zaman bu çok güzel bir option tabi. Çok tatlı bir option. %37 ne lan? High cover eksi 40. O ne lan öyle? High cover fazlaymış. Ne yapacağız acaba ya? Ne düşünüyorsun Barış? Örümceği gönderip bir şey yapamıyor muyuz? Nereye? Bizimkilere gönderip. Örümcek damage vuramıyor. Yok. Şu kafayı vurursan bu herif iner. Bu adam da 2 round stun. Vur. İçeri girmemek için bir sebep de yok. Vur kızım şunu. İn aşağı lan dedi. Tamam. Bu stun'ı geçti. Geçti mi? Yok. Geç. İşte şey, bitti stun'ı. Abi işte gelin ateş edin. Buradan ateş etmeye çalışmak yerine charged 5 yüzde kaç? %100 de 3 damage. Biraz güçlü değil mi bu auto hitli bir sürü close combat hata? Yani. Ölmedi. Senin smash'in şimdi buradan kaç abi? 80. Bak deminki 30 hunker down'danmış. Hı. Bu smash'i deniyorum. Bir daha rage deneyeyim mi abi? Daha da rage. Rage burada neyi etkiliyor? Şey. Göremiyoruz. Damage'i etkiliyor değil mi? Bir de tabii stun falan ihtimalini. Vur bakayım. Anger Management diye achievement geldi.
Mist. Muton Rage Berserk. Berserk oldu abi bu adam. Rage Mode. Tam anlamadım ne olduğunu ben. Iskalayınca sinire mi kesti? Okay. XCOM'da iş yapıyor bunlar. XCOM'a bunlar uçak üretiyormuş bu şirket. Henüz bilgimiz bu kadar. Ben tam anlamadım Rage'i. Yanında düşman olduğu için ona girdi. Olmasa bize mi giriyordu? Bilemiyoruz henüz. Göreceğiz. Abi ben Berserk niye aktif oldu anlamadım mesela. Miss ettiği yani. İçin olabilir. Mesela Allah kahretsin diye delirip. There are fewer aggressive enemies present. Peki. Eğer buradan kızı sokarsak secure şekilde agresif miktarını azaltıyor. Bu da ilk giren auto hit yapacak diyor. Ama ilk giren kız olmak zorunda. Okay. Burada da enemiler on enemies will crit. Successful shots on enemies will crit. Çüş. Enemies deal. Evet, tamam. Herhalde abi herkes crit atıyor buradan. Kızı buradan sokalım. Because okay. I can diye security doğrudan. Keypad'den diğerleri keypad'i açabiliyorlar belli ki. Herkes crit atacak madem. Önden muton. Arkasından Verge, en arkadan Cherub şeklinde. Cherub'un en son oynaması bu arada fena fikir değil. Kalkanı kime vereceğine karar vermeni sağlıyor. Emin değilim yani hani. Ben de bilemedim. Böyle ne diyorsun abi? Olur abi olur. Makul değil mi? Evet önden gönder şey alienları. Tabii alienlar önden biz arkadan. Hadi bakalım. Arkamda kalın dedi. Go go go. Agresif sayısını azalttık değil mi? Bak agresif lejyoner var. Bu azalmış hali. Surprise lejyoner. Agresif lejyoner saklanıyor abi. Surprise piton. Şunu atıyorum ben bunu abi. Bu kaçıncı encounter? Crit go. Ama inmedi. İnmedi. Agresif lejyoneri havalandıracağım. Armoru da var. Biz bu adamı öldüremeyiz abi. Kızla da arkadaki pitonu öldüreceğim. Bir wound kalan pitonu. Bu noktada kıza bakamıyorsun değil mi? Hayır. Benim verdiğim breach sırasıyla oynuyorlar. Okey. Tamam. Şu agresifi geçir. Kız mı bu? Kim? Yok. Alien. Yok. Kız oynadı mı ya? Ha kız bir dahaki girişte oynuyor. Son. Abi %100 de bunu atabilirim. Ama onu kız da öldürür deyip buna da atabilirim. Bir tek konu kız eğer bu yılanı görmüyorsa ne yapacağız? Evet abi o yani kızın nereden girdiğini bilemiyorum. Garip ben. Bir yerden girdi evet. Demin başka bir mission'da başka odadan da girdiler yani. Aynen. Bence sen at bunu. Peki. Crit rica tuttu değil mi? Görürmüş. Peki. 3 lira 5. Critlerse öldürebilir bile. %100 to it. Hadi kızım. O ne lan? Yukarıda piton var. Oo. 4 tanelermiş. 3 değil. Evet. Aşağıdaki lejyoner bu bildiğimiz agresivini bozduğumuz herif. Yukarıda yılan var. Sonra aşağıdaki yaralı lejyonere geliyor. Abi bizim muton aksiyomdan sonra hem lejyoner hem Eder oynuyor. Bu hoş değil. Bir kişiyi yanımıza çekelim. Bir de collect the evidence var. Evidence nerede? 3 round içinde de buraya gelsen iyi olur diyor. Secondary mission. Biraz kasış. Bir dakika ya. 3 değil. 4 değil, 6 tanelermiş aslında. Evet, bütün ability'lerimizi kullanmamız lazım ve riske girmememiz lazım. Yanımıza Verge'ü çekelim. Bizim mutondan sonra Verge oynasın. Muton gidip birine bir girsin.
Ondan sonra da Verge psychic ataklarını bir yapsın ve görelim. Okay. Şu lejyoneri stun etsek. Bu yılana ne yapabiliyor bizim buton? Bir şey yapamıyor. Yok. Abi bence Verge'le bir neydi adı? Mental breakdown. Burst. Ama yani Verge, adamı... Verge benden sonra oynayacak. Önce muton oynayacak. Ama çek mi? Ya yani, tamam. Çekiyorum Verge'ü. Aha. Verge'ü çektim. Bu zaten açık hamle. Şimdi önce muton. Önce aksiyom. Aksiyomun smash'i %80 ile bayağı sağlam damage diyor. Ama çok ortada kalıyorsun ya. Yani. Yo, şurası cover değil mi ya? Şurası cover ya. Abi ha, okey tamam. Yarı cover ama cover varmış orada. Verge ile bir şeyler yapar. Deneyeceğim ben şu smash'i şuradan. Okey. Haydi aksiyon. Ama. Ne diyeyim ben sana bilmiyorum. Ben sana ne diyeceğim bilmiyorum. Bu lejyonere geliyor sıra. Sonra yılana, sonra da bu lejyonere geliyor. Biz Verge'de iki tane atak yapacağız. Eğer tweetimiz 70. Şu önündeki vurup ve öldüremediğimiz lejyonere stun atalım. Ya da arkadaki lejyonlara berserk atalım. Bize ateş etme ihtimali var mı bilmiyorum. Bence berserk'i at abi. Arkadaki lejyonlara değil mi? Arkana. Bize atıyorsa bilelim değil mi bunu? Yani bilelim ama hani atmadığını umuyorum. Yoksa çok... Haydan. Kime berserk oldun? Beni delirtmeyin ulan. Çok güzel. Hadi ona. Yalnız ben bu adama artık şey atamıyorum. Psychic atak yapamıyorum. To hit'le de şimdi artı 10 aldım. Low cover -20. 80. Atıyorum. Haydi Verge. Ya 80. Welcome to XCOM bitches be. Ama. Poisoned. Poisoned. 2 damage yedi. Poisoned. Bizim muton flanked. Ama mutonun önünü yıkmaya karar ver. Şey. Bir de damage vurdu. Peki. Ben de zehirlendim. O, bu o da mı poison? Abi bu böyle poison attı bu herif. Yok, hayır bu poison sonradan abi, geldi. Abi şuradaki şey patladığı için poison oldu. Evet, poisonous bir şey patladı orada. Peki, en korkunç durumda kız var değil mi? Birini abi shield oynamamız lazım. Flashbang atmamız lazım. Flashbang'i şuraya atabilirsem iki adam henüz oynamamış iki adama flashbang bu çok iyi bir fikir. Hı-hı. Bir de shield'ı da mutona veriyorum bizim. Çünkü gidecek oraya buraya. Poison'dan da etkilenmiyor. Medikit'i var. Tamam. Kinetic shield aksiyoma ver abi. Flashbang'i at. Mutonu adamların üstüne salacağız demiştik. Daha fazla alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yok. Şu iki tane oynamamış adama flashbang at. Hiçbir şey olmadı galiba. Ha yok, bu disorient demek herhalde. Soru evet, işaretleri evet. Herhalde. Hala oynuyorum diyor. Neden? Kalkan açmak açık hamle mi? Kalkan açmak açık hamle, flashbang de hareket hamlesi. Hey yaşa be, çok iyi. O zaman abi şu mutona %45. Yukarıdaki herife 4 vurabilir misin? Vuramasan bile kız öldürür herhalde. Iskalasa da. Sen evet yukarıdakini at kızın. Yürü be. Vay. Aman man of the match oldu Sherub birdenbire. Mükemmel bir round'tu. Flashbang yedin. Zaten shield da vardı ama vurdu ha. Yani shield'ı indirdi. Peki öbür herif. 2 poison damage çok güzel. Hayır pardon terminalmış o. Poison damage'i yedim.
Bayağı damage yedim. Kendime hemen bir heal atarsam hit point poison her şeyi çözerim. Ondan sonra da oynamamış olan Paladin'e %72 en makul atış herhalde. Abi Ne oraya diyorsun? hareket edip, evet, o paladini oraya gidip, aynen oradan Ama bence benden iyidir. sonra orada çok fena bir yerde kalacağım. Ve burada ben o Niye? paladini indiremem Yok abi. abi. O kadar hit point'i nasıl vuracağım? Abi senden sonra paladin oynamayacak mı? Evet. Disoriented paladin. Okey, yani disoriented adder shield indirdi ama. Abi ben paladini bir vuruşta öldüremiyorum ama. Tamam işte, öldüremezsen bile sıra ona geldiğinde onun da ölümcül bir şey yapamayacağını umuyorum, Disoriant'e güvenerek. Ama abi ben poisoned'ım. 2 damage yedim. Bu round'da 2 yersem 3 kalacak. Herif bana 3 vursa gittim ben. Şey, iyileşme İyileşme hareket hamlesi. hamlesi. Hareket hamlesi. Ha, okey. O zaman tamam. Kendine bir safeguard aç. Poison'ını da geçir. Hit point'ini al. Şimdi o paladine overwatch yapabilirim ya da 87. Height advantage artı 23'üş. 87 çaktı. Crit %0 ölmeyecek. Zaten min roll. Abi işte disoriented'sın. Artık yapman. Güzel. Evet, aksiyon ve verge oynayacaklar. Arkadaki lejyoner tehlikeli. O oynayacak değil mi? Ama verge onu öldürür deyip ben ileri gidiyorum abi. Yılana doğru gitmeye çalışıyorum. Ya mantıklı. Ama öteki tarafında kalsan full cover daha iyi değil mi? Şuraya gelsem ve shotgun'la paladini öldürsem buraya da tıklamış olurum diye de bir seçenek var. Yani güzel. Shotgun, paladin. Ama hani sağ tarafına açık kalacak. Coversız. Buraya gelip Edra şuradan sümsükle 80 3 tire 6 3 de vurabiliyor abi. Yani shotgun'lıyı yap ya. Buna da shotgun oluyor bu arada. Yılana da shotgun oluyor. Daha iyi herhalde yılana shotgun ya. Okay. Go. Bu adamın rage'ini arttırmak gerekiyor belli ki aslında yani. Sadece o build up tuşuyla mı? Verge de poisoned değil mi? Verge de poisoned. Verge, bu poison damage vurmaya devam edecek sana. Yapabileceğin en güzel şey auto hitle şuraya gelmek. Burası cover mı? Cover. Gel abi ve şu lejyonere bir sektoid olarak en iyi yaptığın işi yap. Sektoidlerin yaptığı en iyi iş close combat'tır. Tabii ki. Tabii ki de. Paladin'i abi flank etmeye çalış biraz, tamam. Onda bir sakınca yok herhalde. Çünkü zaten şey de oynayacak, Terminal da oynayacak. %40. Değmez değil mi? Yok. Yok yani. Abi shield ver işte şeye. Verge shield. Zehirlendi çünkü bir de vurulursa kötü olur. Kızım senden de. Ben bunu her round yapabiliyor muyum ya? Anam. Oğlum her round heal. Problemli sorunları kaldır. Hareket hamlesiyle. No. Aa, Aha. Collect Ya. evidence olmadı mı? Bak. Ulan. Belki de collect ettik. Bu arada bilmiyorum. Onu da bilmiyoruz yani aslında. Collect etti. Ha, ettin diyor chat. Ettin diyor chat. Ya yeşil oldu da ben şey anlamadım, neye hayır dediğini. Ben encounter bitmeden tıklamamız gerekiyor sanıyordum ama timer'ı bitmeden encounter'ı bitirince de mantıken alması gerekir XCOM tarzına uygun olarak. Tabii. Aha. Bir dahaki kapıya geçiyorum abi. There are fewer aggressive enemies. Tamam, o çok güzel. Last unit artı bir armor for the encounter. Lala. Abi tamam, buradan terminal girsin. Secure. Last unit. Şimdi bunu daha önce ben bir denedim.
Last Unit dediği dördüncü sırada giren mi demek, yoksa buradan giren son kişi mi demek, bunu bilmiyorum abi ben. This entrance Bu entrance'dan giren dediği son kişi, yani bir kişi girerse alıyor mu? Yoksa 4 numaradan giren mi demek diyor, emin değilim. yok ya. Herhalde 3 kişi girersek sonuncu adam demek. Tabii, evet. Tamam, o zaman buradan bir kişi girsek de olur. Hı. Tamam, sadece bir kişi olursan o alır diyor. O zaman ben aksiyoma artı bir armorumu verdim mutanıma. Gerisi de secure entrance'dan girsin tabii. Niye deliriyoruz değil mi abi? Girilmesi gereken Verge. kişi aşağıda. Evet abi, artı bir armorla gel. Go go go. Go 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 go. Security doğru bir yapsaydın dedi. Neden acaba öyle dedi? Abi bayağı kalabalıklar. 88 lejyoner. 87 lejyoner. 78 Dominator. Oo. 74 Aggressive Eder. Paladin. Zor görev. Zor encounter. Neyimiz varsa kullanalım. Üçüncü encounter bu. Cover Rush hiç gerek yok. 88 lejyonere atıyorum abi. Veya 87. Öteki lejyoner surprise miydi? Başka bir şey miydi? Abi Dominator Surprise. Burada agresif lejyoner var ama 74 diyor. Agresif adır. Okey abi, bunu at o zaman. Ag Dominatörü göremedim tam nasıl bir şey, ne Ben de çeşidi bilmiyorum. o? Galiba Psyker abi. Galiba bir çeşit Psyker. Neyse Şu abi sen... sektoidimsi bir vücudu var. Ha evet. Sen at hele Abi at. yılanı atıyorum. Hem agresif hem Aha. de problem çıkarmasın. Hadi be Evet, bir muton. de etrafımızı sarıyorsun nevi. Evet. Güzel. Agresif olan da gitti. %100 Surprise Dominator. Bu güzel. Öyle bir şey varsa. Dominator'a girmek iyi herhalde. Paladin de 82. İkisi de çok güzel. %100 Surprise Dominator atış açıyorum abi. Evet. Kimsin lan sen? Yani ne yaptığını bilmiyorum ama Evet. hani bu isim beni ürküttü. Dominator diye attık. Paladin'e %100 yakaladı. Dominator'ı öldürüyorum diyor. Öldür diyorum abi. Evet. Sizi aşağıya alalım. Sen kimsin arkadaşım? Hem de bayıldı, öldürmedi de. Kalan tabancamızla. Abi bu niye çalışmıyor arkadaşlar? Bu, no targets available. Enemies focus on this cherub, ignoring other XCOM units. Neden çalışmıyor Phalanx? Bilen var mı ya? Seni görmüyorlar diyeyim acaba. Öyle mi acaba? Var mı? Bilen varsa beri gelsin. Ha, agresifler. Agresif kimse yoksa diyor. O zaman bir agresif varsa, evet, yılan şey sektoid de bu biraz kombolular. Tamam, o zaman abi alert olan adama atıyorum 98. Diğerinden önce bu oynayacak. 4 çok güzel. Diğerleri oynayamıyor bile değil mi sürpriz olunca? Evet. Geldi, inişimiz geldi. Grab it and get out. Şunu alın ve çıkın diyor. Kimdeyiz? Aksiyom. Aksiyom. Gelsen. Kaç kişi var? Ne oluyor abi? Şurada Eder var. Ne sırayla oynuyorlar? Önce yaralı lejyoner oynayacak hemen benden sonra. Sonra Terminal oynayacak. Ondan sonra bu Eder oynuyor. Sonra Verge oynuyor. Terminal o Eder'i öldürebilir mi acaba? Ne diyordun abi? Şey diyecektim ama onu sen de düşünüyorsun herhalde. Yani Aksiyon'la ilk lejyoneri evet oradan o yeşillerden birinden Öldürelim. öldürüp Görevi de yapalım, sonrasında bakalım, ha. değil mi? Evet. Peki Aksiyon, buraya gel. Görevi yapıp Rage'e girebilirim. Rage'e girince ne oluyor bilmiyorum ama special ability'mi kullanmamaktayım.
Starship Öyle olmaz. Power, Starship, XCOM, Oo. sen ne yapıyorsun XCOM? Bu şirket XCOM'a gizli bir proje üstte çalışıyor demişti. Starship yapıyor XCOM. Rage'e basıyorum abi ben. Ha, buradan çıkacakmışız. Bir dakika. Buradan çıkacakmışız. Okey, tamam. O zaman oraya doğru gitmek için, oraya yaklaşmak üzere şuraya girebilirim. Bu lejyonere doğru rage'e girip böyle. Ama abi Yok abi, saçma, o arkamdaki adamı yani o bırakıyorum ya. bir yani yok ya, üç kişinin arasında boş gerek yok. İndir bu adamı. Yine de rage'e girmeyi deneyeyim mi? Yani gördüğüm kadarıyla Rage'in bir şeyi yok. Uzun bir Zararı. cooldown'ı. Ha, yani. Şunu öldüreyim de. Öldürme de olmasın. Sonrasına bakarız. Şimdi Terminal, sen bu Adira 4 nasıl vurursun? 87 crit %0. %66 ihtimalle vururum diyorsun. 87'nin 66'sı da %50 civarında bir yere gelir. %50 kritliyor bunu. Çok güvenilir bir crit değil. Abi sen Buraya onu gelirsem bayağı daha yüksek ihtimalle kritlerim şuraya gelirsem. emin misin? Yani evet, flank edeceğim için crit artar. 87 de artar. Ama şeyi kaybedeceksin, yükseklik bonusunu. Evet. Ya Ya bence güvenli bir yere git, vurabildiğin kadar vur. Hani one reinforcement shot. şu anda yok. O ya da burası güvenli abi. Burada cover'dayım. Buradan mutona, aksiyoma bir protection sağlayıp ateş edebilirim Edra yani. Okey. Bence olur. Aksiyoma ver abi safeguard'ı. Şu Edra ateş et. Tamam. %66'yı tutturdu. İyi. Şimdi kimi? Paladin Lejyoner. Şu Lejyoner'i delirtmeye çalışmak var. Delirtebiliyor muyum? Bu bir seçenek. Paladin ateş edeceğini sanıyorum. Ama Paladin'e çok hit point var. Ya da Paladin'e tutan atmaya çalışabilirim. Ne dersin? Paladin'in stun. Lejyoner ne yapar? Valla Aksiyonu atacak aksiyon herhalde. atacak. Ben herhalde Overwatch ya da atışım kaç? 72. Atı da bilinir. Stun atınca 82 olacak bu. Evet abi, Paladin'e stun. Okey. Okey. %78 ne lan? Oo, bu adam Psyker abi. Tersini yapıyorum. Stun'a şeye stun, Lejyoner'e stun. Okey. Mı? 78 stun. Atarsın bunu ver. Hem de 2 round. İşte böyle. Yalnız bir yandan move etmemiz lazım çünkü çıkış burası. Ve Evet. mutona atış. At at. Yani enforcement göstermediği için biraz rahatız. Bir turumuz var en azından Herhalde. diye Paladin 2 round düşünüyorum. lan. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyor? Ne dedi o? Ha şey, cover destruction. Terminal'ın önündeki cover'ı parçaladı muton. Cherub, Paladin'i öldüremeyiz ama zaten gerek yok. Cherub'un run etmesi için güzel bir zaman değil mi? Mesela sivili de kurtaralım. Koş abi, koş deli gibi. Yaklaş. Kalkan tabi Lejyon. açmak iyi bir fikir bu arada. Kendime kalkan açsam. Kalkan açık hamle. Kendime kalkan açsam. Aa, açık hamle değilmiş. Açık hamle değilmiş. Evet, go artık. Ben anlamadım. Hangisinin açık hamle olduğunu tam gösteremiyor. Peki, aksiyon. Bu paladin oynayana kadar bayağı zamanımız var. Ben rage'e basıyorum abi. Kendimi gaza getir. Dim. Bir rage'im var diyor burada. Bununla paladine smash. Ho ho ho. Yo. Yo.
Oh. Yok etti paladini. Muton Rage Berserk. Ne oluyor? Aa işte böyle konu. Abi. Ya güzel. Biraz güçlüymüş. Okey. Abi şimdi herkese koş. Yani bunu yapacağız diye Muton arkadaşı getirmiştik. Evet. Ve reinforcement diyor abi. Hepimizden sonra reinforcement. Koşun abi, evet. koşun. Aha. Çıkamıyorsun madem. Terminal buraya gel. Şu sivili kurtarın. Muton Godmother'ın otomatik iyisi mi yoksa spray'in de kendince bir yeri var mı bilemiyorum. Ama bir yerlere gelip Overwatch yapmam gerektiğini düşünüyorum. Şuradan da geliyorlar. Abi, hayır, abi, iyi bir cover bulamıyorum. Koş abi, ne olacak? Ben burası iyi bence. Sağdan gelenler hani göre. Muton'a insan DNA'sı diye kahve delikanlısı yüklemişler. Kahveyi dağıttı diyor. Peki doğru söylüyor. Abi sen de şu yere gel Cherub. En riskli kişi kim? Verge. Orada aç kalkan. Şimdi o kalkanı oraya verince benim kalkanım kalkıyor mu? Gidiyor mu yani? Gitmiyor. Abi bu oyun bayağı kolay gibi gözüküyor. Yani hani her şeyi yapabiliyoruz. Hani XCOM benim bildiğim kısıtlı kaynakların... Kaynağımız kısıtlı değil galiba. Ya oturup reinforcement farmlamaya çalışmayalım canım. Gidelim abi. Git tabii canım yani. XCOM'a göre çok daha kolay diyor şey. Abi at. 51 at. Babi de vurdu ayı. Terbiyesiz bir de vurdu ya. Bu Muton iyiymiş. Muton. Suratı balık suratı olmasa daha iyi olurmuş da. Şu Edera 4 vurur musun Terminal? Benden sonra Muton oynayacak diyorsun. Verge açıkta ama shield'ı var. %60 53. At bakayım Edera. 4 5. Ayrıca iyi de zar atıyoruz. Oyunun kolay olması bir yana. Az sonra biri ölecek değil mi? Hani hem oyun kolay hem iyi zar atıyoruz. Nasıl olacak Barış bu iş? Kalkanım var. Kalkanım var. Shield'ım arttı diyor. Abi gel. Ateş et. Bir de vuruyorlar terbiyesizler ya. Biz o elleri patlatamıyor muyuz? Deneyeyim, deneyeyim. Patladı? Evet abi, demin suratımıza patlattılar. Geç böyle. Varile at, varile. Atıyorum. Zehirledi abi, evet. Ama galiba zehirlenmedi. Yani üstünde ikon çıkmadı. Bayağı zehirlenmiş gibi görünüyor ama immün mü acaba? Sen kaç abi, tamam. Varil de patlatabiliyormuşuz, onu öğrenmiş olduk. Çok da uzatmamak lazım yani. Lightly wounded iki adam, excellent. 3 sivil kurtardık, 16 enemy. O secondary mission'i yaptık herhalde ya. Yani. Hani Grafin... yeşil çıktı yanında. Evet abi. Grafinix could have done some real damage with that tech. Yes. Uzay gemisi motoru yani. I say could have because XCOM HQ is sending a security detail. Ha, gerçek XCOM gelip uçak motorunu alıp gidecek galiba. Ne oluyor lan burada diye. Zaten Bradford falan yok bak. Başında da şey var. Kelly var. Bradford'un çömezi olan kız var bu Reclamation Agency'nin başında. Tam XCOM değiliz biz yani. XCOM'un desteklediği biz yarı bir polis gücü gibi bir şeyiz. Pekala. Jandarma. Gerçekten öyle yani. Jandarmasıyız buraların biz. Pekala. -2 unrest. Zaten bu bir plot mission'dı. 35 kredi. Capture denemelerden geldi. Evidence'ı collect etmişiz abi, evet. Evet, o evet, süresi evet. Dolmadan almışız. Unrest 1'e düştü. 3'tü. Görevi yaptık 2. Tamam. Ama Brown 1 artacak diyordu. O ne zaman olacak bilmiyoruz. Göreceğiz.
Assembly Complete Modular Armor'ımız da var artık. Burada da diyor ki KJP Jandarma Power Conversion System will revolutionize the next generation of XCOM Interceptor. Ha bu işte söz konusu olan uzay gemisi şeyi. %98 conversion rate. XCOM can swap out any extraterrestrial weapon. Ha. XCOM gerçekten uzay gemisi yapıyor kendine yani. Biz de burada jandarmalık peşindeyiz abi. Ne yapalım? Peki, Continue. XCOM 3 şeyde mi geçecek? Onların gezegeninde mi geçecek? Oraya mı gidiyoruz? Herhalde ön kapıdan. Peki. Becerdiniz diyor. You know, graphics can quickly move personnel once you learn how. We'll know how to wall them off. Peki bunlar bir yer, herhalde gizli tünelleri falan var. Şehrin orası da burası da hızla gidebiliyorlar. Bunlar nasıl olduğunu Aha. bulun diyor. Peki. Peki. Sıradaki plot quest o. Derken promotionlar var. Ayrıca yeni agent kazandık. Değil mi? Bu ikisi var aşağıda Evet. gördüğüm kadarıyla. Aha. Tamam, yeni agent falan da seçeceğiz. O zaman bir mola verelim, seçelim abi.